Sinan Ateş cinayetinin üzerinden 87 gün geçti. Sinan Ateş'in gerçek katilleri, cinayeti azmettiren gerçek failler bulundu mu? Hayır bulunmadı. Onun yerine dava dosyasındaki delilleri karartma girişimleri var. İşte en son AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Özlem Zengin bile tehdit ediliyorum diyerek isyan etti. Peki Özlem Hanım neden tehdit ediliyor? Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kırmızı çizgimizdir dediği için. Ama Özlem Hanım kendisini yalnız ve yorgun hissetmesin. Bu ülkenin tüm vicdan sahipleri kendisinin yanındadır. Deprem bölgesinde hala çadır, konteyner diye bağıran yurttaşlarımız var. Yağmur yağıp sel olunca dereler, nehirler taşınca 125 milyon liraya kurulan çadır çöp olmuş. Aynısı Adıyaman'da da var. Yağmur suları sel olunca çadırlar çamur deryalarının arasında kalmış. Bir öncelik listesi yapın. Buna uygun bir yol haritası oluşturun. Plan yapın, program yapın. Deprem bölgesinde ilk öncelik depremzedeler için güvenli, sağlıklı, geçici barınma alanlarını oluşturmak. Buna uygun konteyner şehirler kurmak, modüler okullar ve yaşam alanları oluşturmak, üretimin, bölgede üretimin devam edebilmesi için insanlarımızı bölgede tutacak barınma imkanlarını ve teşvikleri vermek. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na göre deprem bölgesinde acil yıkılacak, ağır hasarlı veya hali hazırda yıkık her 100 konuttan 41'i Hatay'da. Hatay açık ara depremde en ağır darbeyi yiyen ilimiz. Acil yıkılacak. Ağır hasarlı veya yıkık konut sayısında Hatay'ı %19'da Kahramanmaraş, %11'le Adıyaman, %6'yla da Gaziantep takip ediyor. TOKİ'nin deprem bölgesinde 21 Şubat ile 14 Mart tarihleri arasında açtığı toplam 29.924 konutluk ihalenin dağılımına bakıldığında ihalesi yapılan her 100 konuttan 33'ü Gaziantep'te, 29'u Kahramanmaraş'ta, 19'u Malatya'da, 6'sı ise Hatay'da. Şimdi bu hesap nasıl bir hesap? Yıkımın büyüğü Hatay'da, Yıkılan evlerin yüzde 41'i Hatay'da ama yap depremzedelere yapılacak konutlar için açılan ihalelerin sadece yüzde 6'sı Hatay'da. Bir daha tekrarlıyorum. Acil yıkılacak ağır hasarlı konut sahipliğinde birinci sırada olan Hatay yapılan konut ihalelerinde dördüncü sırada. Depremde yıkılan binalar üzerinden bile siyaset yapıyorlar. Bu hangi vicdana sığar? Biz Millet İttifakı olarak dersimizi iyi çalıştık. Neyi yapacağımızı, nasıl yapacağımızı, ne zaman yapacağımızı ortak politikalar, bu mutabakat metniyle programladık. Hukuk, adalet ve yargıdan kamu yönetimine yolsuzlukla mücadeleden ekonomi, finans ve istihdama, afet yönetimine, 9 ana başlıkta 2300'den fazla somut hedef, politika ve proje belirledik. Şimdi soruyorum. Cumhur İttifakı'nda böyle bir hazırlık, böyle bir plan gördünüz mü? Var mı böyle bir şey? Ne gezer? Biz kural diyoruz, onlar kral diyor. Cumhur İttifakı'nın yeniden Refah Partisi ile imzaladığı protokoldeki şu ifadelere bir bakın. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hazineyi fonlandırmasının önündeki engellerin kaldırılması sağlanacaktır. Bugün ülkemizde 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 9425 lira. Diyanet İşleri Başkanlığına göre ise tek kişinin karnını doyurması için gereken fitre yani günlük yiyecek masrafı 70 lira. Diyanet'in fitre hesabına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 8400 lira. Peki emekliye verilen en düşük aylık ne kadar? Son zamla beraber 7500 lira. O da genel başkanımız 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun zorlamasıyla. Tabi bunu bile doğru dürüst beceremediler. Emekliler arasında adaleti bozdular. Çalışırken daha çok prim ödemiş emeklilerimizi mağdur ettiler. Onların maaşını arttırmadılar. Yerinde saydı. Yine sebep oldukları başka bir mağduriyet daha var. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu zorlayınca emekliye bayram ikramiyesi 2018'in mayıs ayında 1000 lira olarak yasalaşmıştı. 5 yılın sonunda geldiği yer 2000 lira. Oysa emeklinin bayram ikramiyesi bugün TÜİK'in makyajla enflasyonuyla dahi 3564 lira olmalıydı. Önce izin verirseniz birinci sorunuza cevap vereyim. Ee, Genel Başkanımız diğer partilerle nasıl görüşüyorsa ee, Sayın İnce'nin parti Sayın İnce ile de e, görüşecek e, ve bu diğer gündem'i de diğer partilerle yapılan görüşmelerden farklı olmayacak. Ee, i̇kinci sorunuza gelince biz bu seçimin ikinci tura kalmayacağını biliyoruz. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu birinci turda bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Ve 15 Mayıs sabahı bambaşka bir Türkiye'ye uyanacağız. Teşekkür ediyorum.